Merhaba KYK TV izleyicileri. KYK TV izleyicilerinin yakından tanıdığı Fatma Bostan Ünsal konuğumuz bugün. Kendisi de bizim gibi KYK'lı aynı zamanda ve KYK'ların vermiş olduğu haklı meşru mücadelesinde hep yanımızda oldu. Desteğini çok yakinen hissettik. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam sizi tanıyalım. Tanıyalım. Şöyle daha çok böyle resmi tanıtım için kullanılan mezuniyet, işte evli olup olmadığı, çocuğu olup olmadığı onun üzerinden gidersek. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi mezunuyum. Boğaziçi Üniversitesi'nde master'ımı yaptım. Doktora eğitimini çok çeşitli okullarda başladım, bitmedi. İşte birincisi Malezya'da Uluslararası İslam Üniversitesi'nde başladım. Tez aşamasında Türkiye'ye gelmem gerekti. Gidiş sebebim Malezya'ya doktora eğitim için Türkiye'deki başörtüsü yasaklarıydı. İşte tam tez aşamasında geldim. İşte burada zaten başörtüsü yasağı uzun devam ettiği için devam edemedim. Sonrasında önce Gazi Üniversitesi'ne başladım doktoraya. Derslerimi kabul etmeyince Uluslararası İslam Üniversitesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne başladım. Tez aşamasındaki doktora öğrencisiyim. KHK ile atılınca sizin de söylediğiniz gibi bir motivasyonum olmadı doktora tezimi yazmak için. Ama doktora tezim barış sürecine kadın katılımı çok istediğim, yani yazmayı çok istediğim, çalışmayı çok istediğim bir bölüm. İnşallah bu süreçte onu da bitirmiş olurum. Görevimize de dönmüş oluruz. Öğrencilerle ve diğer meslektaşlarımızla birbirimize hayrı söyleyeceğimiz ve hayrı tavsiye edeceğimiz bir zemin olmuş olur inşallah. Fatma Hocam, şimdi burası samimi bir ortam. Şöyle bir Evet. soru sormak istiyorum, aklıma geldi. Şimdi sizi hani Google'da araştırıldığı zaman şöyle bir cümle geçiyor. AKP kurucusu. Bundan rahatsız oluyor musunuz hocam? Rahatsız olmuyorum çünkü doğru gerçek. Ama sorumluluk hissediyorum, yani Türkiye'nin şu andaki bulunduğu ortama gelmesinde tabii AK Parti'nin rolü ve işte AK Parti kurucularından biri olarak da benim rolümün olmuş olması sorumluluğumu arttırıyor. Üzülüyorum doğrusu. Ama şöyle de bir tesellim var. Her aşamada, yani AK Parti'nin daha çok güçlü olduğu ve genel olarak da çok popüler olduğu zamanlarda bile benim uygun olmadığım, uygun görmediğim noktalarda itiraz etmiş olmam beni birazcık teskin ediyor. Pek çok alanda bu böyle. En önemlisi bence 2003 yılındaki Amerikan müdahalesi sırasında, Irak'a Amerikan müdahalesi sırasında biliyorsunuz AK Parti tezkere de getirmişti. Beraber Irak'a müdahale etmek savaş, yani müdahale ediyoruz ama savaş söz konusu. Biraz daha yumuşatılmış kelimesi bu. O zaman itiraz etmiştim ve canlı kalkan olarak Irak'a gitmiştim. Daha henüz yeni kurulmuş bir hükümet vardı. Ben de çok genç bir siyasetçiydim o zaman ama hani ikbali düşünmeden, çünkü gerçekten biliniyor ki itiraz ettiğiniz zaman parti başkanlarına sizin siyasi hayatınızın bitmesi değilse bile büyük kesintiye uğraması anlamına geliyordu bu. İtiraz ettik. Yani birincisi buydu. Pek çok alanda da, başka diğer alanlarda da itiraz etmem benim tek tesellim bu süreçte 20'den fazla yıl iktidarı içinde kafama uymayan pek çok hususta bunu hem düşündüm, farklı düşündüm, hem de belki de Allah'ın lütfu bunu ifade edecek kanallar da oldu. İşte canlı kalkanlık sürecinde bütün Türkiye'de medya çok ilgilendi. Hatta ben daha çok telefonla katıldım. Sadece Kanal 7'de Ayşe Bühürler'in yüz yüze konuğu oldum. Yani çok ilgi vardı. Çok o dönemde serbest medya diyebiliriz. Yani bugünden farklı olarak işte NTV, Habertürk, CNN Türk, bunlar hani hükümetin çok yakınında bir yayın politikaları yoktu. Daha özgür bir şekilde tartışıyorduk ve genel olarak hani hem medya böyleydi hem de aslında AK Parti seçmeni de böyleydi ve AK Parti seçmeni çok karşıydı Irak'a müdahalede Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında olmasına.
O dönemde hatırlıyorsunuz belki, işte emekli maaşlarını veremeyiz diye söyleyince, hani Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmadan birçok emekli istemiyoruz o zaman demişlerdi. Yani çok benim yakın çevremde olan insanlar da bunu söylemişti ve ben çok meşruiyeti olan bir hususta kendi itirazımı dile getirmiş oldum. Ve pek çok başka alanda itirazım oldu. Hani eğer bunu öğrenmek istiyorsunuz, ama benim için en önemli başka bir itiraz başörtülü milletvekili aday göstermesi yönündeydi 2010 yılında. Bu düşünülemez bir husustu o dönem için. AK Parti başörtülü aday göstersin demiştim. Asla olmayacak bir hususu dile getirmiştim, ama benim o günkü tezlerimin doğru olduğunu 2 yıl sonra görmüş olduk. Çünkü ben o gün diyordum ki başörtüsü yasak değil. Fiili bir yasak var, resmi bir yasak yok. O halde fiili olarak bu iş hallolabilir demiştim. O dönemde gösterilmedi, biliyorsunuz, 2011 seçimlerinde. Ben 2010 yılındaki istişare toplantısında bunu dile getirmiştim. Nitekim 2011 yılında AK Parti başörtülü aday göstermedi, ama 2013 yılında hacca gitmiş olan AK Partili kadın milletvekilleri başörtülü olarak meclise gelince herhangi bir sorun olmadı ve çözüldü. Bu sorun olmamasına tabii ki ana muhalefet partisi olan ve bu zamana kadar genel olarak başörtüsüne itiraz eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin olumlu destekleyici rolünü de hiç unutmamamız gerekiyor. Çünkü ben 2010 yılında başörtülü aday göstermemiz gerekir derken AK Partili siyasetçiler, üst düzeydeki siyasetçiler onu söylüyordu. CHP ne der diyorlardı. Bu yüzden onların olumlu duruşu, bu konuyu hem itiraz etmemeleri hem de işte yasal sürece de yargısal sürece de gitmemiş olmaları uzlaşma ile çözülmesini sağlamış oldu. Hem iktidar hem muhalefetin bu konudaki olumlu katkısını da görmezden gelmeyelim. Ama ben bunu ifade ettiğimde düşünülemez bir hususu ifade etmiştim. Her zaman öyle oluyor galiba. Önce düşünülemez hususları ifade ediyoruz. KYK'lar konusunda da öyle, biliyorsunuz. Yani işte 2016-2017 yılında çok rahatlıkla söylüyorduk. İşte bir yargı kararı olmadan insanlara en ağır cezanın verilmesi kabul edilemez diyorduk. O dönemde bu kadar kabul olmasa bile şu anda genel bir kabul olduğu söylenebiliyor. Yani KHK'ların ne kadar adaletsiz olduğu AK Parti seçmenleri tarafından bile kabul ediliyor. Demek ki böyle oluyor. Bizim kaderimiz böyleymiş. Hocam şimdi başörtüsü meselesi bu ülkede hep gündem oluyor. Şimdi mesela şöyle ifade ediliyor, işte solcular veya işte ne bileyim sol cenah hep itiraz ediyor falan diye gözüküyor. Halbuki üniversitelerdeki başörtüsü zulmü diyeyim ben. O zaman gerçek anlamda solcular başörtüsü şeyine, yasağına itiraz ettiler. En son Sayın Kılıçdaroğlu da meclise bununla ilgili bir önerge verdi. Yine kıyamet koptu. Yani niye böyle oluyor hocam? Ya şimdi şöyle, sol demeyelim ama Kemalizmle biraz sol da karıştırılıyor onun da Evet, etkisiyle. özgürlükçü sol diyelim aslında. Yani aslında Kemalizmi solla eşitlemek de çok anlamlı değil bu açıdan. Evet. Doğru söylemek gerekirse gerçekten sol başörtüsü yasağı döneminde sağcılardan çok daha özgürlükçü tutum göstermiştir. Bunu çok açıkça biz biliyoruz yani. Sağcılar daha fazla, hatta işte o dönemde ulul emre itaat deniyordu. Kemal Evren de söylüyordu. Yani yönetici ne derse onu yapacaksınız. Yani başörtüsü yasağına uymanız gerekir deniyordu. Bugün başörtüsü yasağı herkes tarafından artık kabul edilemez deniyor, ama bu yasak olduğu dönemde biz biliyoruz. Yani başörtüsünü takmaya devam ettiğimiz için bize anarşist muamelesi yapılıyordu. Özellikle sağcılar şunu söylüyordu: ya yasak var, benim eşim de başörtülü ama açıyor, siz niye açmıyorsunuz, siz anarşistsiniz. Yani bu sağcıların çok rahatlıkla başörtüsü yasağını meşrulaştırdığını bunu söylemek gerekiyor. Yani zaten bu kadar uzun süre uygulanabilmesi ve başörtülü kadınların eğitim, çalışma ve siyaset hayatından bu kadar uzun süre dışlanabilmeleri aslında sağın bu konudaki sessiz onayını da göstermektedir. Çünkü %65 civarında muhafazakar sağ var diyoruz, değil mi? Türkiye'nin siyasi eğilimlerine baktığımızda %65 muhafazakar sağ. Başörtüsü yasağı daha önceden de hep oldu. Sonra tekrar yasak kesildi, ama yani yasak kaldırıldı, ama 28 Şubat'tan sonra
devam etti. 28 Şubat 1997 ama işte 2002 yılında AK Parti iktidarından sonra da devam etti. 2000 işte 11 seçiminde başörtüsü hemen AK Parti başörtülü milletvekili adayı gösteremedi. O yüzden söylüyorum yani sağın da bir şekilde onayı vardı buna. Başka türlü izah edilemez. Bu da hep devleti meşrulaştırmaktan yani devlet yöneticilerini meşrulaştırmaktan kaynaklanıyor. Bu açıdan baktığımızda özgürlükçü sol hani genel daha da bu konuda olumlu katkıları olmuştur. Olumludur ama genel yasağı üstesinden gelecek bir gücü olmamıştır. Zaten hiçbir zaman da olmamıştır. Yani biliyoruz özgürlükçü solun ne kadar olduğunu. Hocam şimdi Türkiye'de insan hakları aktivisti olmak zor bir şey. Siz de hep insan hakları mücadelesi veren bir insansınız. Çok kısa süre öncesinde de Hak İnisiyatifi Genel Başkanı olarak seçildiniz. Hak İnisiyatifi bildiğim kadarıyla Mazlum Der'de ayrılan bir ekibin kurduğu bir oluşum, dernek. Niye bu hocam insan hakları aktivistinin işleri bu kadar zor? Mesela hemen yaftalıyorlar. İnsan hakları aktivistleri amasız, niçinsiz, lakinsiz hak savunuculuğu yapar. İşte ihaleye başka bir şey diyorlar. Mazlum Der'e başka bir şey diyorlar. Muhtemelen Hak İnisiyatifi'ne de aynı şeyler yaftalanmalarda bulunuyor. Bu niye böyle hocam? Şimdi zaten aslında insan hakları ihlallerinin olduğu yerlerde bu böyle oluyor. Yani eğer ihlaller bu düzeyde olmuş olmasa bu şey, daha rahat hareket edilebilir. Şimdi insan hakları ihlalleri olduğu yerde biraz siz sistemin dışında yani konfor alanının dışına gidiyorsunuz. Ve zaten insan hakları genel toplumda kabul görmüş olsa hani aslında hava kadar su kadar önemlidir yani insan hakları ama bu içselleştirilmemiş durumda. İşte Fransız İhtilali sonrası toplanan meclis şunu söylemiştir. Yani bir toplumun başına gelecek en büyük felaket işte sel değil, deprem değil, insan haklarının ihlal edilmesidir. İnsan hakları bir daha ihlal edilmesin diye biz işte bunları net bir şekilde formüllendirdik işte yaşam hakkı gibi ifade özgürlüğü gibi yani ve daha sonra da Birleşmiş Milletler'in de insan hakları sözleşmesinde geçen o madde madde metinler bunlar ihlal edilmesin diye biz bir liste haline getirdik. Bu sürekli tekrarlansın ve ihlal edilmesin. Çünkü insanlığın başına gelecek en büyük felaket bu hakların ihlal edilmesidir. Aslında düşündüğümüzde insanlar tek tek yaşayamıyor, değil mi? Bir toplum içinde yaşıyor. Bir toplum içinde yaşamanın asgari şartı bu temel insan haklarının tanınmasıdır. Bu insan haklarının tanınmadığı yerde yaşamanız mümkün değil. Onurlu bir şekilde yaşamanız mümkün olmaz. Bunun ama içselleştirilmesi gerekiyor. İşte her türlü felaket başınıza gelebilir. Veya yönetim tabii afet veya bazen de yöneticilerin uygunsuz davranışları. Ama insan hakları tanındığı takdirde yani mesela ifade özgürlüğü tanındığı takdirde bunu siz alt edebilirsiniz. Yani bu tür yolsuzlukları başka hususlara dile getirirsiniz ve bir sadece demokratik ortam bile olmasına gerek yok. Yeterli toplumsal desteği sağlayıp yönetimi o düz şekilde değiştirebilirsiniz. İnsan hakları tanındığı sürece özellikle ifade hürriyeti. Bu yüzden zaten ifade hürriyeti çekirdek haklardandır. Diğer hakların da temin edilmesi için önemlidir. Ama bu yerleşmemişse toplumda da ve yöneticilerde de bu biraz aynı bizim insan hakları örgütlerinin, kurumlarının çalışmasındaki zorluklarda görüldüğü gibi biraz zor oluyor. Ama bize düşen bunun ne kadar önemli olduğu paylaşımını yapmak ana halk kesiminde ve toplumsal desteği sağlamak bize de düşen budur. Bu yüzden buna önem vermek gerekiyor. Yani insan haklarının ekmek kadar su kadar önemli olduğunu ve talep edilmesinin de meşru olduğunu anlayışını paylaşmamız gerekiyor genel halkla. Biraz bu konuda da bize de görev düşüyor tabii ki bu paylaşımı sağlamak için. Fatma Hocam, şimdi KYK platformları biliyorsunuz işte farklı siyasal düşünceden, farklı inançtan insanların bir araya geldiği bir yer. Ben şimdi şöyle bir gözlemim var hocam. Yani KYK'ların önemli bölümü işte milliyetçi, muhafazakar bir öğretiyle büyümüş falan.
Ama şöyle bir şey gördüm hocam. İnsanlar başkalarının mağduriyetlerini anlamamışlar, görmemişler. İlk defa duymuşlar. Bunu neden böyle oldu hocam bu? Niye böyle oluyor? Ya bu, bugüne kadar yöneticiler bilerek mi yapmış bunu? Şimdi Türkiye için hep şu söylenir, bölünmüş bir toplum diye, işte laik, antilaik, dindar, laik veya işte Alevi, Sünni, işte Kürt, Türk gibi. Yani bu bölünmüşlük üzerinden yöneticiler çok rahatlıkla kendi yönetimlerini devam ettirebilmişlerdir. Yani bu bölünmüşlük olmuş olmasa herkesin ortak isteği olacaktır. Şeffaf, hesap verebilir bir yönetim. Ama bölünmüş olduğu zaman, yani diyelim ki bir dindar Alevi bir vatandaşı kendi eşiti gibi, kendi meşru mücadelesinde bir destek alacağı biri gibi görmediği zaman, tam tersine işte tehdit olarak gördüğü zaman yalnız kalıyor ve yönetici onun için daha tahammül edilebilir oluyor. Bu yüzden yani yönetimlerin daha rahat hareket edebilmeleri için, yani yönetimler için de şöyle söylüyorum, herhangi bir şekilde şeffaf olmasına gerek olmadan, hesap verebilir olmasına gerek olmadan yönetimini devam ettirecek bir zemin sağlanmış oluyor. İşte mesela Sivas katliamı yapıldı. Canımız gitti orada. Hepimizin ortak canı gitti. Ve bir hafta sonra da başbağlar. Biz Türkiye toplumu olarak ikisi de bizim canımız, aynı şekilde üzülemedik, aynı şekilde tepki gösteremedik. Aleviler daha çok Sivas'ta yananları, Madımak Oteli'nde yananları onların acılarını öne sürdü ve onu sahiplendi. Sünniler de başbağları daha çok sahiplendi. İşte tam da istenen oldu. Hesap veremeyen ve oradaki bir çeteleşmiş, kendi çıkarları için pek çok bazen suça da bulaşmış bir idareye zemin sağlamış oldu. Zaten genel olarak söyleniyor, yani Sivas katliamı da Başbağlar katliamı da aslında bir tertiptir diye ifade ediliyor. Yani bu kadar büyük bir katliam başka türlü olamazdı. Yani insan, işte bugün de biliyoruz, birkaç kişi bir araya gelse izin verilmiyor. İşte biz basın toplantısı yapacağız diyoruz, sıkıştırıyorlar, neyse zor bela bir basın toplantısı yapıyoruz. Sivas'ta saatlerce o kadar büyük kalabalığın orada bulunmasına izin verilmesi falan, bu açıkça bir tertip olduğunu gösteriyor. Tabii çok büyük bir düşünmemizi gerektiren bir durum. Çok büyük bir acı, çok büyük bir provokasyon. Bunu görelim. Ama esas amacın da bu bölünmüş toplumun devamını getiren bir husus. Bir siyaset bilimci şunu söyler: bölünmüş toplumlar vesayeti gerektiren toplumlardır. İşte biliyorsunuz, Batı'da kolonyalizm bir dönem meşru görülüyordu. Yani işte koloni devletleri var, toplumları var. Bunlar çok geri. İşte bunların yönetimini koloni yönetimleri, yani işte batılı idareciler daha iyi yapar. Çünkü bunlar bölünmüştür. Yani vesayet yönetimine gerek vardır diye söylenirdi. Benzer bir şekilde, hani bizde koloni durumu yok ama bölünmüş toplum, işte askeri yönetim, zaten Türkiye'de uzun yıllar vesayet demokrasisi hakimdi. Askeri bürokrasi veya bazen de yargısal bürokrasi müdahil oluyordu yönetime. Buradan çıkmak için, yani vesayet demokrasisinden çıkmak için toplumun bölünmüş olmasından kurtulması gerekiyor. Bu yüzden aslında bir şans diyebiliriz, yani KHK'ların bu kadar her kesimden kesimi etkilemesi, Alevisi, Sünnisi, laiki, antileiki, dindarın etkilemesi aslında bir şans. Çünkü bu bölünmüşlüğü ortadan kaldıracak bir zemin sağlamış oluyor. Ama bunu devam ettirmek gerekiyor. Yani her bir bireyin, ister laik olsun, ister dindar, ister Alevi, ister Kürt, ister Boşnak, her bireyin eşit onura sahip bir birey olduğunu, hiçbir şekilde ispatlanmaması gerektiği, yeterince dindar, yeterince Kemalist, yeterince Atatürkçü, yeterince Türkçü olduğunu ispatlamaya muhtaç olmayacak
bir durumda veli olarak saygıya layık olduğunun kabul edilmesi gerekiyor. Bu da Hocam, bir fırsat diye düşünüyorum. evet. Hocam çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi öyle bir şey ki yani çok değişik kesimlerden bir araya gelen işte aynı çuvala hep öyle söleniyor koyulan insanlar ihraç edildiler. Yani 152 bin ihraç. Tabii çok dramatik sonuçlar var. En son o halin toplumsal maliyetleri araştırmasında da gördük. Türkiye ortalamasının 30-40 katı boşanmalar, işte yüzün üzerinde intihar, binin üzerinde bilmediği işlerde çalışırken veya hastalanarak ölüm. Yani belki de hep şöyle söyleniyor. Modern devletler tarihinde bu kadar kitlesel bir kıyım olmamış falan deniyor. Şimdi siz de görüyorsunuz, biraz önce de söylediniz. Müthiş bir sosyolojik değişime de işaret ediyor bu. Yani bir ortak payda oluştu o KYK'lılar arasında. Mesela demokrasi ortak paydası. Mesela KYK'lılar özellikle söylüyor ki sadece işe dönüş mücadelesi değil, aynı zamanda bu ülkenin demokratikleştirilmesinde de tarafız. Şimdi ben en son bir anket yapmıştım. 4500 kişi falan katıldı. Gördünüz mü bilmiyorum. Orada KYK'ların seçmen tercihleri de değişmiş. Yani işte geçmişte AKP'ye oy veren insanların %65'i CHP'ye, %20 küsürü HDP'ye oy vereceğini falan düşünüyor. Şimdi tam buradan şöyle bir son şey var hocam. KYK'lara karşı acayip bir manipülasyon var. KYK'ların veya KYK platformlarına karşı. Niye böyle bir şey oldu hocam? Şimdi çok dramatik bir AK Parti seçmeni seviyesinde bir düşüş var. Yani ve bu düşüş iktidarı da etkileyecek. İktidar olmayı etkileyecek durumda. Yani hani %5 olsa iktidarı etkilemeyecek bir oranda olsa belki o kadar önemsenmezdi. Ama iktidar olmayı etkileyecek oranda olduğu için çok önemli oluyor ve demokrasinin de asgari kabulünü Türkiye aşmış durumda. Yani hem siyasi yöneticiler hem de aslında biraz da seçmen düzeyinde. Yani nedir asgari şartı demokrasinin? İşte yönetimin el değiştirmesi ve halkın da yani o kadar çok büyük önem vermemesi. Yani şu gelir, şu parti kazanır veya daha sonra da şu parti kazanır. O kadar da önemli değildir ama AK Parti iktidarından sonra işte 20 yıllık iktidardan fazla iktidardan sonra hem AK Parti iktidarı siyasetçileri hem de seçmenler bu iktidar değişimini normal olarak görmüyorlar. Yani kendilerine bir tehdit gibi görüyorlar. Bu aslında demokrasinin asgari şartının da ne kadar zedelendiğini bize gösteriyor. Bu yüzden de bu seçmen değişiminin bu kadar azalmasının sebeplerinden biri olarak da haklı olarak KHK'lıları görüyor olabilirler. Ama sadece KHK'lılar değil, aslında KHK'ların uğradığı bu zulüm diyoruz, adaletsizlik aslında herkesin de görmesini sağlıyor. Yani eğer bunlar şikayetçilerse hemen şunu söyleyebilirler rahatlıkla, ya ne kadar da kötü. Yani herhangi bir kişi hakkında bir yargılama yapılmadan en ağır cezayı veriyorsunuz, işte işinden atıyorsunuz ve daha sonra da, mesela insan öldürmenin bile bir cezası var, işte 8 yıl, 10 yıl, bazen 15 yıl, 20 yıl, neyse yani çıkıyor ve insanlar çalışabiliyor. Hatta çalışmasını da sağlamak üzere bazı özel tedbirler oluyor, değil mi? Ama KHK'lılar işte böyle bir işten atılıyor. Tam cezaevinin çoğu gitmemiş durumda. Tekrar çalışmasına yine engel var. Yani herhangi bir yargılama kararı olmadan cezayı, en ağır cezayı veriyorsunuz ve bu ceza ebedi ceza neredeyse, yani süresi yok. Bitecek. Bu haliyle seçmen üzerinde çok etkili oluyor. O yüzden eğer AK Parti kendi haklı olarak yani seçmen desteğini kaybettiği için telaşa kapılmıştır. Ama buradan KHK'lara yönelik olumsuz ifadelerini arttırmak yerine, işte İçişleri Bakanı benzer ifadelerde bulmuştu, yapılan adaletsizliği fark etmek ve bunu gidermek yönünde olmalıdır ki tersine döndürebilsin. Çünkü yeni bir araştırma yapılmıştı. AK Parti
seçmenin %50'si de şunu söylüyor. Yani işte beraat etmiş veya birçok KYK'lılar işte bazısı beraat etmiş, işine geri döndürülmüş. Hatta bazen hakkında dava bile açılmamış, yani davası bile yok. Takipsizlik verilmiş. Bunların geri dönmesine yönelik AK Parti seçmeni de %50'si de o yönde düşünüyor. Hatta bazıları da tümüyle KYK'ların iptal edilmesi yönünde görüş bildiriyorlar. Bu yüzden eğer seçmen düzeyindeki azalmayı dert ediyorlarsa yapacakları şey KYK'ları iptal etmektir. Zaten adalet de bize bunu göstermektedir. Yapacakları şey bu. Yani hep işin sorunu görüyorlar. Yani tamam, seçmen azalması var, KYK'lar var. O halde KYK'ları yüklenelim. Tabii ki bu zaten istedikleri amacı da getirmez. Daha da uzaklaştırır. Seçmeni de uzaklaştırır aslında. Çünkü seçmen çok şey bir şekilde haklı olarak, yani beraat etmiş, İşte elbette geri dönmelidir diyor. Bunu ikna edemezsiniz zaten. Nasıl başörtüsü yasağı bu kadar ağır uygulanırken %85 halk başörtüsü yasağına karşıydı. Tamam, yani çok etkilemiyordu, siyaseti dönüştürecek bir tavırda bulunamıyordu ama içinden bu görüşü de değiştirmiyordu. Bu da benzer bir şekilde, yani KHK'lara yönelik yapılacak olan politika bellidir. KYK'ları iptal edin. Ondan sonra seçmen desteğiniz, en azından kendi seçmeniniz, yani hali hazırda AK Parti seçmeniniz hiç olmazsa beklentilerini karşılamış olursunuz. Hocam şimdi biliyorsunuz işte KYK'ların ilk çıktığında KYK meselesi hep KYK'ları öcü gibi göstermek için kullanılır. İşte ağaç kükreyesinler, şöyleler, böyleler. Ama son dönemde biliyorsunuz ki işte Altılı Masa'nın basın açıklamasına, KYK platformlarını çağrıldı, Saadet Partisi Kongresi'ne, işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ziyaretleri yapıldı, Gelecek, Deva, Saadet Partisi, Demokrat Parti, İyi Parti ile zaman zaman görüşmeler falan oluyor. Yani eksiklikleriyle bu muhalefet partileri KYK meselesini bir şekilde gündemlerine aldılar. Yani artık Türkiye'de bir gündem, önemli bir gündem. Bu tabii ki biraz da KYK platformlarının vermiş olduğu mücadeleyle direkt alakalı bir şey. Hocam, bu gelinen süreçte yani KYK meselesinin bu kadar toplumsallaşması sonrasında KYK meselesinin çözümüne dair umutlarınız var mı? Ya elbette var ama ana muhalefet partisini unutmuşsunuz. O yüzden hakkaniyet gereği ana muhalefet partisinin bu konudaki ilgisinin çok Yo önemli yo olduğunu. dedim, onu da dedim. CHP Tamam. dedim. Ha, tamam, çok iyi. Ben sanki atlamış gibi geldi. Yok, yok. Esasen de demokratik sistemlerde tabiidir bu. Yani muhalefetin yani ilk evvel emirde tabii ki iktidarın herhangi bir sorunu çözmesi beklenir. Çözmüyorsa muhalefet den beklenir. Yani ve bu yüzden de önemlidir. Muhalefet çok önemlidir. Zaten sadece demokrasilerde muhalefet çok önemli işlev icra eder. Eğer sorumluluğunun bilincinde olursa. Bu yüzden hem muhalefet partilerinin hem de tabii ki KYK platformunun bir adres olarak olması, devamlı konuyu gündemde tutması önemli olmuştur. Onların işbirliği, sivil toplum ve muhalefetin işbirliği bu konuyu sağduyulu bir şekilde görmemizi sağlamıştır. Çünkü gerçekten kötü bir etiketle hemen KYK'lıları işte darbe yapmakla suçlanıyor ve işte ölen o darbe teşebbüsü sırasında ölen insanları öldürmüş gibi öyle bir karalamaya maruz kalınıyor. Birçok insan için de ilk dönemler bu, birçok insan kendi düşünmüyor çünkü. Medyada servis edilen hazır lokmayı yutuyor. Birçok insan böyle, yani özgün fikir üretmek bayağı zor bir durumdur. Bu yüzden bunun üzerinden gelmek ve işte alternatif bir görüşü ifade eden, adaletsizliği ifade eden KYK grupları ve bunları muhatap alan muhalefet partilerinin olması bu durumun
genelde de halk nezdinde daha normal görülmesini, daha doğru görülmesini sağlamıştır. Ama en başından itibaren mesela Hüseyin Hatemi gibi büyüklerimiz aslında bunu en başından beri söylemiştir. Tabii ki onlar kanaat önderleridir. Yani 1402'lik olan Hüseyin Hatemi AKHK'lıları 1402'likten daha da kötü bir durumda mağdur edildiğini söylemiştir ve bu çok kıymetlidir çünkü biliyoruz iyi ilişkilerini iktidar partisiyle olan ve lideriyle olan iyi ilişkilerini biliyoruz. Buna rağmen adaletin yanında durması ve bunu söylemiş olması ilk andan itibaren çok önemlidir. Veya işte şey kökü yesinler, zıkkım kökü yesinler ifadesinin tam tersi olarak Kezban Hatemi de hani KHK'lılara yönelik bir asgari ücret ödenmesi yönünde tekliflerin olduğunu biliyorum. Hani kimlere yaptı onu bilmiyorum ama en azından bizlerle konuşurken bu konuyu dile getirmesi de anlamlıdır. Ama tabii ki işin birinci elden mağduru olan olduğu için KHK'lılar ve onların grupları, KHK platformları bu konuyu dile getirip işte araştırmalar da yapıp bu konuyu bilimsel bir ölçüde de araştırıp bunu toplumu sunmaları da ve siyasetin de buna ilgisiz kalmaması bu konuda doğru olarak kamuoyunun bilgilenmesini ve olumlu bir duruş yapmasını da sağlamıştır. Bu yüzden hakkını da teslim edelim hem KYK platformlarının hem bu tür bilimsel araştırmaları yapanların hem de muhalefet partilerinin. Aslında bana göre çok daha önce yani KYK'lıların bu kadar yani bir anda çünkü çıkartılmadı yani 1 Eylül 672 sayılı kanun hükmüne kâmet çıkar çıkmaz muhalefet genel olarak itiraz etmiş olsaydı bu sayıya ulaşmazdı KYK'lar bence. Ama zararı neresinden dönülse kârdır diyelim. Bugün bu şekilde ilgilenmeleri ve burada durmuş olmaları da önemlidir tabii ki. Hocam, yani ülkemizde hep böyle demokrasi mücadelesi verenler veya insan hakları mücadelesi verenler sanki öyle bir hakları yokmuş gibi hemen bir şeyle yaftalandırılıyor. İşte iltisaklı, irtibatlıymış gibi oluşturulmaya çalışılıyor. Halbuki KYK platformları ilk çıktığında İnsan Hakları Derneği'nin komisyon olarak çıktı ve asla hiçbir şeyle iltisakı da yok, bilmem neyi de yok. Sadece hak temelli bir mücadele yürütüyor. Sanırım bu insan hakları mücadelesi verenler ve demokrasi mücadelesi verenlerin kaderinde var böyle manipülasyonlar bilmem ne. Öyle mi? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi ana akım haline gelmesi insan hakları çok önemli. Yani bu burada olmadığı zaman yani şimdi gene başörtüsüyle ilgili olarak paralellik kuracağım. Başörtüsü mücadelesi verirken bize de benzer şeyler söylüyordu. İşte siz Evet. başka ülkelerin para vererek öldürdüğü insanlarsınız. Şimdi unuttuk ama hatırlama zamanı. Şey için hatırlama zamanı. Yani bugün nasıl normal ve meşru görülüyor? Çünkü bir siyasi tavır oldu ve bu konu artık kapandı. Rahat bu tür suçlamalar yok. İşte benzer bir şekilde nasıl o zamanki suçlamalar temelsizdi? İşte ya parayla örtündüğümüz söyleniyordu, rejim karşıtı olduğumuz söyleniyordu bilmem ne. Bugün de hani aynı kişi olarak söylüyorum yani o dönemde de suçlanmış olan kişi olarak söylüyorum. Nasıl temelsizse o dönemki suçlamalar bugünkü suçlamalar da temelsiz. Rahatlıkla söyleyebilirim aynı kişi olarak. Bu yüzden de aslında kendimin KYK'lı olmasını bir anlamda bir şans gibi de görüyorum. Yani bu düzeyde anlamayabilirdim. Bu düzeyde itiraz etmeyebilirdim. Çünkü hala devam ediyor olsaydım görevime zannederim pek çok hususu dikkate alarak bu düzeyde itirazımı dile getiremezdim. Bu da benim itirazımı kolaylaştırmıştır diye düşünüyorum. Hayır olduğunu düşünüyorum. Doğru bir pozisyon olduğu için de bunu da bir aynı zamanda sorumluluk olarak görüyorum. Hocam, sizin bir şeyinize baktım yine tweetinize. Şey diyorsunuz, ekonomik krizin çözümü için sansür ve ortadan kaldırılması, düşünce ve ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılması gerekir diyorsunuz.
Yani gerçekten her şeyin temelinde sanıyorum bu düşünce ve ifade özgürlüğü geliyor. Ne dersiniz bu konuyla ilgili hocam? Şimdi şöyle bir paralel koyayım. 28 Şubat'ı hatırlıyor musunuz? Aslında 28 Evet, Şubat çok iyi hatırlıyorum. başörtüsüyle şey yapıldı ama büyük arkasında sadece yani orada o zaman tabii ki başörtüsüne karşı olmak normal bir durumdu ama arkasında aslında çeteleşmek isteyen ve buradan bir rant üreten bir siyasetçi grubu vardı ve 28 Şubat'tan sonra yani işte Refah Partisi iktidarından da düşmüştü hatırlıyorsunuz. Ondan sonra Türkiye krize girdi. 2001 krizi hatırlıyorsunuz yani 97 ve devam etti 28 Şubat. 99'da seçim olmasına rağmen aslında 28 Şubat kararları da devam etti. Hatta Mesut Yılmaz bile karşı çıkıyordu yani bu askeri baskı nedeniyle ve orada aslında kapalı devre bir çeteleşmiş bir iktidar söz konusu oldu. Yolsuzluk oldu. Türkbank ihalelerine falan hatırlıyorsanız yani mafya devreye girdi ve 2001 krizi ortaya çıktı. Şu anda da benzer aslında. Yani zaten iktidarların bu ifade özgürlüğüne karşı çıkmaları ifade özgürlüğünü istememeleridir. Yani yapılan haksız kazanç, başka hususları başka türlü nasıl devam ettirebilirler? Yani ifade özgürlüğü olduğu zaman bunları devam ettirmeleri mümkün değil. Yani çünkü insanlar bilecek ve itiraz edecekler. Şu andaki medyanın sermaye oranı hiçbir zaman olmadı Türkiye'de. Yani Hürriyet'in sahibi Aydın Doğan bir dönem milliyeti almak istemişti. O zaman tekel oluşturursunuz diye vermemişlerdi yani milliyeti. Bugün hem Hürriyet hem Milliyet Demirören grubunda yani ve %90 %95 ana akım medya iktidarın yanında olan sermayeye ait. İşte bu tür haksız kazancı her zaman duyuyoruz işte uyuşturucu ticaretinden sağlanan haksız kazanç veya işte yolsuzlukların olduğunu biliyoruz en açık bir şekilde. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işte bazı şirketler sermaye artırımına gidecek izin vermiyorlar. Gördük. Veya bazıları sermaye artırımına gitmesini hak etmediği halde sermaye artırımına gidiyor ve mağdur ediliyor yatırımcılar. Bunların ikisini de gördük. Bunların devam edebilmesi ancak ifade özgürlüğünün olmadığı işte baskı durumda ya da tekelci medya sayesinde mümkün olabilir. İşte ikisi de oldu yani. Hem tekelci medya söz konusu hükümet yandaşı sermaye grupları tarafından hem de ifade özgürlüğünün olmadığını biliyoruz. Herhangi bir hususta işte en son ekmekçiler galiba sendikasının başkanı ekmekle ilgili bir şey söyledi diye içeri alındı. Çıktığında şunu söyledi yani o konuyla ilgili olarak beni alamazlardı. Daha önceki tweetlerime baktılar ve beni içeri aldılar diye. Yani ifade özgürlüğünün hangi boyutlarda kısıtlandığını bize bu durum göstermektedir. O yüzden ifade özgürlüğü temel. O sağlandığı durumda bu tür haksız kazanç, yolsuzluklar devam edemez çünkü. Devam etmesi ancak bu şartta mümkün. Bu yüzden de bunlarla karşılaşıyoruz. O yüzden halk eğer ekonomik krizden şikayetçi ise şikayetçi. Bunun sebebi yolsuzluk ekonomisi, israf ekonomisi. Bunu giderecek olan şey ifade özgürlüğüdür. Bunların dile getirilmesi ve hükümetin de şeffaf ve hesap verebilir bir duruma yönlendirilmesidir. Bu yüzden önemli. Ekonomik krizden önce hukuk devleti önemli, ifade özgürlüğü önemli, insan hakları önemli. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbet oldu. Son Rica olarak ederim. son cümlenizi alalım. KYK'lar izliyor çünkü burayı. Ne dersiniz? Evet, KYK'lar sadece hani işten atılmamız değil, siz de ifade ettiniz, tekrar söylemek gerekiyor. İşte 150 civarındaki insan hakkının ihlali anlamına geliyor. Masumiyet karinesi gibi, suç değil ama herhangi birisinin şahsiliği gibi en temel kaidelerin ayaklar altına aldığı bir zemin anlamına geliyor. Bu zemin insan eliyle felaket anlamına geliyor. Bu şekilde ifadelendiriyorum ben. İşte deprem gibi, sel gibi felaketlerden daha da ağır etkileri olan bir husus. Çünkü insan eliyle olmuş olması ve
aynı anda herkesi etkilememiş olması dolayısıyla da yani bu özellikle buna mağdur olanları çok daha ağır etkileyen bir husus. Bu yüzden bunlara maruz kalıp ama bunların üstesinden geldiğimiz için yani hani Nietzsche'nin söylediği gibi öldürmeyen her şeyi güçlendirir. Bu kadar ağır mağduriyete uğramış ama bunun üzerine çıkmış. Çünkü bunun üzerine çıkmak önemli. Yani bunun üzerine çıktığımız için Türkiye için de bir şans olarak Türkiye demokrasisi için ve daha özgür hesap verebilir ve şeffaf bir yönetime geçmek için KHK'ların mücadelesinin çok anlamlı ve çok da verimli olacağını düşünüyorum. O yüzden bu dayanışmanın, bu hayırı birlikte inşa etmenin sürecinden de gurur duyduğumu söyleyebilirim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel Rica bir ederim. sohbet oldu. KHK TV izleyicileri izleyip yorum yapıp beğen butonunu ve katıl butonunu tıklarsanız çok seviniriz. İyi günler. İyi günler.